Kılı deterjanı Feroz. Ancak deneyimlenebilir. Yani tanımlayamadığımız için birbirimize aktaramayız çoğu zaman. Ama aynı deneyimi yaşadıysak tanıma gerek kalmaz. Aynı yaraya sahipsek. Örneğin Stephen King aynı acıyı yaşamış olanların, aynı yaraya sahip olanların tuhaf bir biçimde aynı ailedenmiş gibi hissettiklerini kendisine. Yakın hissettik kendisine. Belki de bir insanı gördüğümüzde hani kanı mısın bu? Kelimesinin kökeninde biraz da bu var. Dolayısıyla yara artık bizim bir duyu organımız gibi olur. O yeni edindiğimiz duyu organı sayesinde yaramızdan dünyaya bakmaya başlarız. Tabii bu organa sahip olmayanlar ya da bu yaraya sahip olmayanlar ya da işte Murakami Genç'i bu biraz ironik biçimde sorar ama gerçekten var mıdır böyle insanlar? Hani hiç yarası olmayan, hiç yaralanmamış insanlar. Yani üstünü silip devam edebilenler. Var herhalde diyelim. İşte bu Stephen King'in hepimizin birbirimize benzediğimizi söylediği, aynı yarayı sahip olanlar, aynı yerden bakabilenler belki de. Dolayısıyla aynı şeyi görenler. Romeo'nun Juliet'in penceresinin altında söylediği söz geliyor aklıma. İşte yarayla alay eder, hiç yaralanmamış olan. Dolayısıyla o yaraya sahip olmayan insanların o görüntü, ne gördüğünü ya da nasıl yorumladığını fark etmesini beklemek tabii boşa kredi çekmektir. O sebeple olacak ki yok mesela iyi bir şifacılığın yaralı olması gerektiğini söyler. Yine kendi karanlık noktalarımıza ulaşmanın en iyi yolunun başkalarının karanlık noktalarına ulaşmanın en iyi yolunun kendi karanlık noktalarımıza odaklanmak olduğunu söyler. Yani aynı yaradan bakmaya çalışmak, aynı problemden bakmaya çalışmak. İşte dedim ya kelimenin kökeninde çentik açmak var. Yani bir yara açmak var travmanın ruhsal ya da fiziksel bir darbe sonucu. İşte artık oradan bakmak, o çentikten bakmak. Hatıralar da bu anlamda çentik gibi.